27 Mayıs 2015 Kadın temsilinin önündeki çifte baraj %10 ve erkekler. Yazarlar Bert Mustafa Azizoğlu ve Onur Altındağ. Yeni mecliste kadın temsil oranının ne olacağını öngörebilmek için öncelikle Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin aday listesini tarayıp meclise girme ihtimali bulunan 4 partinin 2200 adayının bir listesini çıkardık. Sonra seçim sonuçları öngörülerimizden HDP'nin barajı geçtiği ve geçemediği iki senaryoyu kullanarak bu adayların bölgelerindeki seçilebilirlik oranlarını hesapladık. Kadın karnesi en kötü parti MHP. %12,4 ile en düşük kadın aday oranına sahip olan MHP, 81 ilin sadece 30'unda kadın aday göstermiş durumda. Adayların seçilme ihtimallerini de hesaba kattığımızda MHP'nin yeni meclisteki kadın milletvekili oranının %3,1 ile 5,3 arasında olacağını öngörüyoruz. MHP'nin kadınlara neredeyse hiç temsil şansı tanımadığını gösteren bu rakamlar 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bile çok gerisinde. AKP ve CHP. Stratejiler farklı ama temsilde eşitsizlik benzer. İktidar Partisi ve ana muhalefet partisinin kadın aday oranları birbirine çok yakın. AKP %18,4, CHP %19,6. AKP kadın adaylarını Ege ve Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'daki 44 ilden aday gösterirken, CHP benzer bölgelerden 41 ilde kadın aday göstermiş durumda. Tüm adayların meclise girebilme ihtimalleri ışığında yaptığımız hesaplamalar, iki partinin de kadın milletvekili oranının %15-16 aralığında kalacağını gösteriyor. Bu sebeple CHP'nin birçok ilde kadın adayları ilk sıradan göstermesinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nesnel bir şekilde bertaraf etmekten çok seçim propagandası işlevi gördüğünü söyleyebiliriz. HDP dışındaki partilerin bölgesel kadın aday gösterme stratejileri. AKP, CHP ve MHP'nin önemli bir ortak yanı, birçok ilde seçilme ihtimali olmayan sıralarda dahi erkek adayları tercih ediyor olmaları. Bir başka ifadeyle, özellikle Orta Anadolu'da kadın temsili sembolik de olsa partilerin siyasi ajandasında yer bulmuyor. Öte yandan AKP'nin bilinçli bir şekilde kadın temsilinin oya daha fazla yansıyacağını düşündüğü yerlerde kadın adaylara daha fazla şans tanıdığını görüyoruz. AKP'nin Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kadın aday yoğunluğu buna işaret ediyor. %10 seçim barajı aynı zamanda kadın temsilinin önündeki baraj. 7 Haziran seçimlerine parti olarak girme kararı alan HDP, Türkiye'nin demokrasi tarihinde meclise girme ihtimali olan partiler arasında en yüksek kadın aday oranına sahip. 81 ilin 76'sından gösterilen kadın adaylar, toplam adayların %46'sına tekabül ediyor. Barajı aştığı takdirde HDP'nin milletvekillerinin %38 ila 41'i kadın olacak. HDP'nin barajı aşması halinde meclis genelindeki toplam kadın milletvekili sayısının 12 ila 16 arasında artacağını öngörüyoruz. Bu, meclisteki kadın temsil oranının %13'lerden %17'lere ya da başka bir deyişle %19 ila 21 oranında artması demek. Aday sıralarındaki kadın aday oranları. Bu tabloda partilerin aday sırası başına düşen kadın aday oranlarını derledik. Örnek vermek gerekirse AKP'nin ilk sıra adaylarının sadece %5'i kadın iken CHP'nin ilk sıradan gösterdiği adayların %18'i kadın. Bu tabloya göre MHP kadın adaylar konusunda yine en düşük performansı sergiliyor. CHP, AKP'ye oranla 1. 3. ve 5'ten sonraki sıralarda daha fazla kadına yer verirken 2. ve 4. sıra adayları arasındaki kadın aday oranı AKP'den daha düşük. HDP ise her sırada en yüksek kadın aday oranına sahip. 2. ve 4. sıralarda erkekten fazla kadın aday göstererek pariteyi aşmış durumda. HDP'nin genel oy oranı dikkate alındığında neredeyse pariteye yaklaşan parti içi eşitlikçi politikanın Türkiye'deki toplumsal cinsiyette temsil adaletsizliğini iyileştirmeye yaptığı katkı oldukça önemli.